Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Bu İsmail ayeti diye teyit şeyini dinlerken daha insanların, avamın daha iyi anlayacağı türden bu zaman mefhumunu biraz daha açmak geldi içimden, kalbime geldi. Yani Allah-u Teala'nın bu zamandaki sıfatları, bu zamandaki bize hayat işte mahluk olsaydı, mahluk gibi Allah-u Teala'nın sıfatlarına muhtaç olurdu zaman mefhumu. Halbuki zaman mefhumu bir taş gibi, bir kaya gibi veya bir madde gibi Allah-u Teala'nın varlıkta tutma şeyine mecbur kaya. Ama zaman veya bir insan mecbur Allah-u Teala'ya varlıkta kalması için. Ama zaman mefhumu şuna mecbur, buna mecbur diyemiyoruz. Hayatla beraber var. Allah-u Teala'nın diğer sıfatlarıyla beraber, hani beraber var yani. O sıfatlar bu zamanla beraber burada. Muhtaç değil zaman. Zaman muhtaç değil. Mağlup olsaydı muhtaçlık durumu, ona bir arız olması lazım gerekirdi. Bu muhtaçlık durumu olmadığı için bu zatında, Allah-u Teala'nın zatında zaman Allah'tır diyebiliyoruz. Yani Allah-u Teala'nın kıyısında, özünde, gözünde haşa, böyle bir tarafında değil. Zatında zaman Allah'tır. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir.